BDSM'in olduğunu bilmeyen var mı? Açıklayacağım. Var mı arkadaşlar BDSM'in olduğunu bilmeyen? Var. Açıklıyorum. Bizim Kürtler BDSM'e de diyor bu arada. BDSM şu, açıklayayım. Acının tatlı tebessümü. Yani bir anda efendileriniz tarafından kırbaçlanırken bunun insanın hoşuna gitmesi. Yani efendi biraz daha götüme buyurun falan gibi. Ya da şöyle düşünün, efendiler tarafından kırbaçlanırken bir yandan da hakaret. İşte çiftçi Kemal, köylü Kemal, köylü... Bilet alın gelin yaparım. Dans şov ve çıplak. Ay şey çok güzel olacak. Çıkıyorum bak sen. Merhabalar efendim, merhabalar. Baba sahneye hoş geldiniz. Tuzber Altılı'ya hoş geldiniz. Bir daha bir alkış alayım mı Allah'ın izniyle? Efendim hoş geldiniz, merhabalar. Bu zor bir gün, pazar günü. Hem hava çok kötü, yaşamak için bile çok zor bir gündü. Siz teşrif ettiniz, çok teşekkür ederiz. Muhtemelen düşünen olmuştur. Hiç gitmesek mi acaba? Oldu mu? Galiba olmuş ya. Siktir et tuz biberi, biz evde oturalım falan gibi bir şey oldu mu böyle? Biriyle konuşabilir miyim? Ha biz geldik, bizim zaten... Olur olur, biz yani herkesin materyali var. Efendim, hep Kadıköy'den bu arada, sorabilir miyim? Kocaeli. Sayın milletvekilleri, biraz sakin. Kocaeli vardı galiba, siz şu an en uzak elinize tutuyorsunuz. Biz... Bu ama stand-up için değildi yani şu an. Biz o beklentiyi karşılayamayız çünkü. Mümkün mü? Isparta'dan gelen bir adam. Ben nasıl tatmin edeyim abi? Uçmam lazım falan ya. Siz Sarıyer. Abi bakın ne kadar mütevazı. Deniz otobüsle mi geldiniz diyeceğim. Saçma bir soru olacak bu arada. Efendim hoş geldiniz. Amcam hep böyle yapardı ha. Kendi moralini yükseltmek için aynanın karşısına geçerdi. Maşallah maşallah. Kadar kaşık bir insan. Şey yaramıyordu aslında. Ama iyiydi. If you had one opportunity. Çok büyük alkışlarla ilk komedyeni çağıracağım. Çok büyük alkışlarla İhsan Çulum. Teşekkürler. Ben 2 yıl önce stand-up'a başladım aslında. 2 yıl önce İstanbul'a geldim. Ev arkadaşım aynı zamanda çocukluk arkadaşım Mami ile. Arkadaşımın adı Muhammed aslında. Ama İsa ve Muhammed böyle yan yana gezince Allah'ımızı arıyor gibi... ...göründüğümüz için ben Mami diyorum. Mami ile beraber İstanbul'a geldik ve bazı şeylere alışamadım arkadaşlar. Ya İstanbul'a geldim ve toplu taşımaya alışamadım. Çünkü küçük bir şehirden gelmiştim. Ya her şeyi çözdüm de bir şeyi çözemedim. Şimdi aslında her gün bu oturuşa denk geliyorsunuz arkadaşlar toplu taşımada. Yani bindiniz otobüse, Marmara'ya, metroya fark etmez. Kartı okuttunuz, akbilinizi okuttunuz, içeri doğru yöneldiniz. Böyle yan yana ve boş olan iki koltuğa oturmayıp tam böyle ortasına oturan bir tip var. Onu biliyor musunuz? Ben bu oturuşa perinçek oturuşu diyorum. Ya böyle dememin sebebi şu, o kişiye belli bir süre baktıktan sonra ben de perinçek gibi düşünmeye başlıyorum. Ya yani sağa mı otursam, sola mı, yoksa kucağına mı diye. Benim favori siyasetçim ama Sarıgül. Gerçekten mükemmel bir ikna gücü var. İzlediyseniz seçim döneminde sağır ve dilsiz birini Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etti.
Ya düşünün bakın, biz sağır ve dilsiz olmamamıza rağmen çok zor ikna olduk oy vermeye. Yani bazı siyasiler farklı dünyalarda iktidar. Ya mesela Sarıgül sağır ve dilsizlerin dünyasında bir iktidar. Belki de Davutoğlu cücelerin dünyasında bir iktidardır. Yani cüceler kendi aralarında konuşurken Davutoğlu abi valla uzun adam yani falan. Bize göre uzun adam oğlum falan diyorlar. Küçük annesinden dayak yiyen var mı bu arada? Merhabalar. Abla siz dayaktan mı böyle oldunuz? Ama şu... Peki kız gerçek miydi Berkkan, İzmir'deki kız? Şimdi konuyu da ben bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kaç bölüm önceydi sevgili Aksel Gürel? Lütfen siz söyleyin. Yaklaşık buna 2-3 bölüm önce falan olmuş herhalde. 2-3 bölüm önceydi. Aksel Gürel, benim bir arkadaşım var İzmir'de diye bizi kulise bir hanımefendi getirdi. Sonra da kız Aksel'in üzerine bira döktü. Ne ben onun üzerine bira döktüm. Ha, Aksel kızın üzerine bira döktü. Burada tabii kız daha önceden Aksel'in para verip bu kadar net açıklamamı beklemiyorum. Aksel'in cebinden o para çıkmış yani. Oyuncu gibi tutup onu orada gelip kulisi karıştırsın diye para verdiği bir kızmış. Ama sen de biliyordun belki, bilmiyormuş gibi konuştun. Sen de arkadaşlarını kandırdın kuliste. Hayır, şöyle. Bana dedi ki, bunu dedi eğer dedi, sana dedi, söylüyorum dedi, bana dedi yataklık dedi, yapmazsan dedi, seni dedi kovarım dedi. Ben de ne yapayım, el pençe divan, yoksa ben dostlarım, arkadaşlarım öyle bir şey yapar mıyım, yapma. O tuvalet ne kadar iyi ya. Yemin ederim evde duş aldım ama duş alasım geldi. Yani. Türkiye. Lüks veren Kürt ha. Üniversitedeyken bir arkadaşımla böyle tanıştığımız zamanlarda ona Kürt müsün diye sordum. O da yok kanka, annem babam Kürt dedi. Ve bu arkadaşıma tam 4 yıl boyunca ben Kürdüm dedirtmeye çalıştım. Bir gece bizim evde uyudu. İşte gece uyumadan pantolonlarını falan astı. Sabah uyandığında bu cüzdanını düşürmüş. Her yeri arıyordu böyle, kimliğimi kaybettim, kimliğimi kaybettim diye. İşte şimdi Kürt oldun dedim. Kimliğini kaybetmişti. Evet, Kürdüm. Ve harita mühendisiyim. Yani bir Kürt olarak başarılı olamayacağım alanlardan. Kolay gelsin abi. Ben yokum burada. Beni çekme. Ben öyle sayıyorum. Çay alıp gideceğim. Şey yaparız. Onu çek, onu kurgu şey atarız. Kurgu da atarız. Blurlarız. Kurgu da atıyorsa da çek. Benim yüzünü blurlarız. Ya sen kulis şakası var mı yani? Yok, yani ben kurgu olabilir abi, bak. Evet, olay mı lan, çıkar çık olabilir. Aksel'in üstüne bira dök mü? Abi yok öyle bir şey. Cüneyt benim bacağıma bira döktü. BDSM'in olduğunu bilmeyen var mı? Açıklayacağım. Var mı arkadaşlar BDSM'in olduğunu bilmeyen? Var. Açıklıyorum. Bizim Kürtler BDSM'e de diyor bu arada. BDSM şu, açıklayayım. Acının tatlı tebessümü. Yani bir anda efendileriniz tarafından kırbaçlanırken bunun insanın hoşuna gitmesi. Yani efendim biraz daha götüme buyurun falan gibi. Ya da şöyle düşünün, efendiler tarafından kırbaçlanırken bir yandan da hakaret. İşte çiftçi Kemal, köylü Kemal, Özellikle YouTube izleyicileri bizim başımızın tacı. Şimdi onlar diyecek, biz yapacağız. Diyecekler ki bu şakayı yap, çıkacağız o şakayı yapacağız. Buradan YouTube izleyicilerine çağrımdır. Yoruma devam. Bununla ilgili şaka yazın da komedyenlere. Ben yazabiliyorsam ben. Doğu yazabiliyorsa gel gel abi. Beğeni atın. Doğu yazabiliyorsa, Doğu bu arada sandalyenin üzerine durduğu için oldu. Evet, yoksa gittiğin zaman şöyleyim. Berkan Karadeli. Abi bir istek şaka YouTube'dan bence alırız yani. Alırız. Bir peçeteye. Evet, yazalım, yapalım. Sıçarsak da size yani. Yazın. Şakayı yap abi, yazın. Yazalım, yapalım. Berk abi yazın. Berk'in de yeni kanalı var. Yeni kanalım yok. Neyse. Bu akşamlık benden bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun İsa Çulunber. Abi nereye? Telefon. Aa, ne yapıyorsunuz ya? Oo, yukarıda da insanlar mı var? Aa. Bakar mısınız oralara?
Abi siz Windsor Dükü gibi gözüküyorsunuz burada. Vallahi buradan oralarda ekstra para mı verdiniz? Sanki para vermediniz gibi bir his. Hepimiz de uyandı mı? Ben sanki Şevket Çorum kuzeniyim falan gibi bir şey. Öyle değil ama hisseniz kuvvetli. Ha değil mi abi? Çünkü sesinize de bir tiyatro tınısı aldım. Kesin var bu arada. O estağfurullah bizden çıkmaz abi. 3, 2, 1 yapabiliriz. Şimdi seninle baba sahneyi gezeceğiz. Baba sahne fuayedeyiz. Baba sahneye daha önce geldiniz mi? Burada size çok güzel bir şey göstereceğim hazırsanız eğer. Bize kötü yorum yazan seyircilere çok güzel bir şey hazırladık. Hazır mısınız baba sahne special? Buyurun. Önemli bir eserdir. Evet, burada bir tarih yatıyor. Hepsi baba sahnenin. Serdar Akkılıç. 7 milyon dolar bu tablo. Yangın dolabımız var, bu çok tarihi bir eser. Hiçbir kurulum ve kuruluştan yardım almadan eş, dost, hasım, akraba ve bazı meslektaşların desteğiyle yapılmıştır. Tuzber için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Baba sahne. Şevket Çoruk'a selamlar. Dönenin elleri görebilir miyiz? Bütün bahşişler güzel, fetiş aklınızda olsun. Hep böyle elleri görebilir miyiz? Ayaklar hep sonu buralarda. Çok zor. Benim gitar hocam da biraz işte kadın düşünüyor. Çok da kadersin. Emek. Çok az çıkabiliyor. Sevgi. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Onlar da Tolstoy'un kitabını okudum. Geçen taraflarımı bitirdi. Abi Tolstoy kitap boyunca şey demeye çalışıyor. Sen işte nasıl alalım? İntihar ediyor. İntihar edeceğim. Edeyim mi etmeyeyim mi? Sazer Bülbül tek şarkıda açıklamış. Her an her şey olabilir abi. Efendim ikinci yarıya başlıyoruz. Büyük alkışlarla İstiklal Akarsu geliyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. İstiklal ben. Beni tanıyan var mı ya İstiklal Akarsu olarak bilen? Genelde Twitter'dan, sosyal medyadan tanıyorlar değil mi? Aylak'tan. Aylak'tan tanıyorlar. Son zamanlarda sahneden tanıyorlar. Ben arkadaşlar 2009 yılında Twitter'a üye oldum. 14 yıldır orada şakalar yapıyorum. Ama son 4-5 ayda Twitter'ı bir boşladım. Çünkü artık Facebook'tayım arkadaşlar. Sizce neden peki? Ben neden Twitter'ı bırakıp Facebook'a geçmiş olabilirim? Bir fikri olan var mı? Aynen yaşlandım. 47 yaşına geldim arkadaşlar. Bak toprağın yaşlıyı çağırdığı gibi. Facebook beni kendine çağırdı, karşı koyamadı. Şimdi sabahtan akşama kadar oradayım. Caps lock açık büyük harflerle annemle, eniştemle ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizin için çalışıyoruz. Tabii orada sadece siyaset dönmüyor. Çok güzel nostaljik fotoğraflar da oluyor. Geçen amcam bir fotoğraf paylaşmış. Böyle 1984 yılında siyah beyaz bir fotoğraf. Düğün fotoğrafını paylaşmış. Hemen beğendim. Çünkü amcamın düğününün benim hayatımda çok önemli bir yeri var arkadaşlar. Şöyle ki amcam 1984'te askerden geliyor. Babam da benim yanıma geldi. Dedi ki oğlum amcan askerden geldi. Onu evlendirmemiz lazım. Ne diyorsun? Dedim baba ben 8 yaşında bir insanım. Bana niye soruyorsunuz? Ben mi bulayım kadını? Dedi ki ulan gerizekalı 8 yaşına geldin sen de sünnet ol. Ayrı bir salon tutmayalım. Amcanın evlendiği salonda sünnet ol dedi. Mantıklı geldi arkadaşlar. Yani ben amcamın düğününde sünnet oldum. Ya da farklı bir ifadeyle benim sünnet düğünümde amcam evlendi. Fakat babam bir taktik hatası yapmıştı, salonda fark etti. Çünkü amcama takı takan akrabalar bana takmadılar. Bana takı takanlar amcama takmadı. Babam dedi ki ne bok anladık bu işten. Amcam çok sinirlendi. Düğünün sonunda yanıma geldi. Dedi ki bunun siki yüzünden ben mağdur oldum. Dedim çok haklısın amca. O yüzden fotoğrafı koydum, beğendim. Bir de altına yorum yazdım. Dedim ki amcacığım düğünümüz harikaydı diye. Şu an çok mutluyum arkadaşlar. Burada bak çok güzel bir topluluk var. Bu böyle senin ilk çıktığın zaman ne zaman? Hangi sene diyebiliriz ona? Ben 2020 Ocak. Çok net hatırlıyorum çünkü ama ondan önce geliyor muydu? Sen küçüktün öyle. Ben. Ben küçüktüm. Ben kapıda bilet kesiyorum. Ama şey yani sonra sık sık geldin sonra bir ara gelmedin. Sonra bir daha. Yok hep geldim ben bir şeyden geldim. Dolayı yani pandemiden dolayı. Doğru pandemiden dolayı. Biz şimdi hani Cem Yılmaz'ı gördük ya başta. Adam uçuruyordu. Biz dedik bunu yapamayız. 19-20 yaşındaydım ben.
Lan duvarlara çarpıyor millet. Sen bir de şey yazarlık falan. Ha, ben o zaman ne yaptım? Yazarlığa kaydım. Oradan devam ettim. Ama bir aklından geçmişti yani. Geçti ama cesaret edemedi işte o zaman. Yani çünkü adam çok iyi yapıyor. Ondan sonra 2019'un sonunda bizim Özer'i gördüm. Onunla tanışıyordun sen. Tabii onunla biz Twitter'dan tanışıyorduk. Özer'i gördüm. Özer böyle sahnede küçük küçük şakalar. Hani küçük küçük gülüyor. Çok güzel. Aa, küçük dedim, küçük de çünkü 10-15 kişi var. Ya evet 10-15 kişi. Ha dedim stand-up böyle oluyor muydu ya? Duvarlara çarpmadan stand-up oluyor muydu? Dedim bunu ben de yaparım. Önce gelip bir izledin onu. Hemen Özer'i aradım. Özer'i aradım. Dedim burası neresi? Dedi ki Aylak var. Kadıköy abi gel dedi. Biraz heyecanlıyım. Onu da baştan söylemek istiyorum. Böyle yaşımın kemale ermiş olduğuna bakmayın arkadaşlar. Sahnelerde çok eski değilim. Yaklaşık 3,5 yıldır yapıyorum ben bu stand-up işini. Bu 3,5 yılın yarısı da açık mikrofonlarda geçti. Açık mikrofonu bilen var mı ne olduğunu? Dileyen herkesin çıkıp 5 dakika boyunca dilediği her şeyi anlatabildiği bir format. İlk Kadıköy'de bir barda çıktım. Sonra dedim çeşit olsun BKM'ye gittim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta bir sonra arkadaş dedi ki az sonra sahneye çıkacak olanlar amatör. Aralarında ilk defa sahneye çıkacak olanlar var. O yüzden onların ihtiyacı olan şey belli. Bol bol gülmeniz ve alkışlamanız deyince sahnemiz çok rahat geçti arkadaşlar. O rahatlığı şöyle tarif edebilirim size. Sahnede adını doğru söyleyebilen alkışlandı. Ben o gazla, o özgüvenle tekrar Kadıköy'e o bara gittim. Orada bir sunan arkadaş dedi ki az sonra sahneye çıkacak olanlar amatör. Aralarında ilk defa sahneye çıkacak olanlar var. Yalnız sizden ricam komik değilse gülmeyin bunların götü kalkıyor dedi. Ulan dedim benim aradığım samimiyet bu. Ben bunu arıyorum. Bundan sonra dedim Kadıköy'deyim. Şimdi göt demişken biraz açık mikrofonlardan bahsetmek istiyorum. Her şeyi gördük arkadaşlar. Şimdi güldürenler oldu ki normal. Zaten stand-up'ın hedefi güldürmek. Hiç güldürmeyenler oldu ki bu daha normal. Çünkü açık mikrofon amatör bir sahne. Bak sazıyla çıkıp 5 dakika dertli türkü söyleyen oldu sahnede. Bak hiç şaka yapmadan. Hadi buna da tamam. O da bir sanat değil mi sonuçta? Ama bakın şu hiç olmamalıydı. Geçen sene açık mikrofonda sahnede götünü açan oldu. Adam çıktı sahneye. 5 dakika anlattı hiç kimse gülmedi. Tabi bu gerildi, sinirlendi ve bir arayışa girdi. Finalde döndü arkasını, indirdi pantolon dedi ki bari götüme gülün. Bak herkes güldü. Ben gülmedim çünkü en önde oturuyordum. Böyle ay gibi açınca biz korktuk önde yani. Ama bak ikinci sırada itibaren herkes güldü. Yani demem o ki arkadaşlar lütfen benim şakalarıma gülün. Çünkü ben 47 yaşında evli barklı bir insanım. Bana burada yanlış şeyler yaptırmayın çok rica ediyorum sizden yani. Şov sürekli sigara içiyor kulis şovlar. Ya bizim kız kıraathane gibi bir şey. Kıraathane olur mu? Bir kağıt eksik. Okey o. Havası kıraathane gibi yani. Gösterileri net iyi etkiler biliyor musun? Şurada batak oynasak ve kalkıp bir 15 dakika atıp gelsek çok iyi olur. Satranç olabilir. Satranç. Evet yani sahneye çık mesela. Satranç. Ben hiç çıkabilir miyim diye satranç. O çok koyuyor. Kazan kaybeden önce mi çıkıyor? Bir çıkmam lazım. Niye çok satranç yetişiyor? Çok önemli bir maçı var. İsa Çulun'la. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın benden bu kadar. Çok sağ olun. Efendim devam ediyoruz. Büyük alkışlarla Burak Ekinci. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Vallahi yukarı. Ben de iyi. Burak ben. 23 yaşındayım. Saçlarım dökülüyor. Dilim de geldi. Burak'a sonra, Burak'a sonra bilirsin. Favori komedyenin kim? James A. Kester. Benim favorim. Dark Stanhope. Hayır, Dark Stanhope'u sorarsam diye sordum. Ya kim olduğunu anlayacağım. Favori komedyenini sormasından bahsediyor. Evet. Anlat bize her şeyi. Çok büyük adam. Anlat, örnek ver. Arsenal'de Bergkamp mesela. Senin Bergkamp, için Angry olabilir. Senin için ne ifade ediyor? Ya benim için değil, komedi için çok şey ifade ediyor ama. İlk korkumla falan da ben internet sayesinde tanıştım. 10 yaşında Illuminati'den haberdar oldum. Ve çok kötü bir hayatım vardı gerçekten. Ne zaman çizgi film izlesem şu an beynim yıkanıyor gibi düşünüyordum. Kendimi avutmaya çalışıyordum. Abi sen korkma, Türkiye'yi bilmiyorlardır falan böyle şeyler düşünüyordum. İşte o zaman Sertab Erener revizyonu nasıl kazandı, ne yapacağım? Uyuyamıyordum hiçbir gece. Ama bir şekilde aştım bu komplo teorilerine karşı olan korkumu. Şöyle yendim. Düz Dünya Türkiye Facebook grubuna katıldım.
Çok kötü bir yer. Tavsiye etmiyorum. Çünkü hem hala Facebook kullanıyorlar hem de düz dünyaya inanıyorlar. İğrenç tartışmalar var. Mesela biri şey yazmış. Dünya yuvarlak olsaydı üstünden düşerdik yazmış. Tam tersini savunan da asıl düz olsa yandan düşeriz deyip yani. Yer çekim falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey bilmiyorlar. Araştırıyorum komplo teorilerini. Seviyorum bayağı. En sevdiğim de dünyayı kertenkele adamlar yönettiğine inanan insanlar var. Reptilian diye bir ırk yönetiyordu dünyayı. Hiç umurumda değil dünyayı kim yönetiyor. Belki kertenkele adamlar yönetmeli hatta. Yani Ankara'yı yıllarca Melih Gökçek yönetti. Düz insan. Ama hala yenemediğim korkularım var. Bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Kabul ederseniz. Bir liste yaptım. Korktuğum şeyler. 1 numara çok yüksek yerler. 2 çok alçak yerler. 3 cinlerin bana musallat olması. 4 cinler bana musallat olursa Nas suresini hatırlayıp Felak suresini unutmak. 5 cinler bana musallat olursa Felak suresini hatırlayıp Nas suresini unutmak. 6 cinler bana musallat olursa hem Nas suresini hem Felak suresini unutmak. 7 ben Nas Felak sure kombinasyonlarını sayarken seyircinin sıkılması. Teşekkür ederim. 8 erken boşalmak. 9 geç boşalmak. 10 iktidarsızlık. 11 iktidar. Aynen. 12'de seyircinin bu şakaya çok gülmesiydi. Ay hayır ya yapmayın ama yapın. Hiç gerek yoktu. Altıma sıçıyorum şu anda korkudan. Yok yok o eskide kaldı o günler. Aynen. Of komiyim değil mi bugün ya? Yani öyle hissediyorum bilmiyorum. Siz de gülüyorsunuz falan. İzliyor musunuz abi? Ama bana vurmak falan. İzliyorum bakıyorum. Kurtlar Vadisi'ne bakıyorum. Hı. Bağladım. Kanye diye bakıyorum bari. Güzel. Kitap okuyor musunuz? Kitap okuyor musunuz? Kitap okumuyorum. Arkadaşlarım bana özetlerini iletiyorlar. Onlar okuyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Seni çıkıyor ben. Cüneyt Nergis. Seksin abi. Cüneyt bugün çıkmıyor sen. Cüneyt Cek. Bedava çay içmeye gelmiş. Aynen. Bedava çay içmeye gelmiş. Aynen. Bir de lavaboyu da kullandı. Lavabo çok iyi bu arada. Lavabo çok güzel. Çok güzel. Ben buraya yakınsam artık buraya gelirim. Lavabo çok güzelmiş. Yakınsan, artık evlerinde nasıl lavabo varsa buranın lavabosunu her yerde. Bizim evin lavabosu da çok iyi bu arada. Artık evdekini yapalım.